Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu öncesinde Associated Press Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Guterres, Çin ve ABD'ye soğuk savaş uyarısında bulunarak tamamen kötü olan ilişkilerini onarmalarını istedi. Şangay Merkezli Gayrimenkul Komisyoncusu Sinic Holding'in hisseleri Hong Kong'da %87 değer kaybettikten sonra pazartesi günü işleme kapatıldı. Şirketin %9,5 faizli 246 milyon dolar değerindeki tahvilinin vadesi 18 Ekim'de dolacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin bazı batılı ülkelere uyguladığı yaptırımların 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya, aralarında ABD ve Avrupa Birliği'nin de bulunduğu bazı ülkelerin Ukrayna'daki tutumu ve Kırım'ın yasa dışı ilhakı nedeniyle uyguladığı yaptırımlarına karşılık yürürlüğe koyduğu karşı yaptırımları 31 Aralık 2022'ye kadar uzattı. Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı İspanya'yı 6-0 yendi. Bu sonuçla Türkiye takımı üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Çin, internet bağımlılığıyla mücadele için adımlar atıyor. Video uygulaması TikTok'un Çin versiyonu Douyin'in kullanımına süre kısıtlaması getirildi. 14 yaş altı çocuklar Douyin'de artık günde 40 dakika zaman geçirebilecek. Türkiye'deki Doğu Türkistan'ı toplama kampı mağdurları Anadolu'nun çeşitli şehirlerini gezerek Türk halkını Çin'in Doğu Türkistan'daki etnik, kültürel ve siyasi soykırım fiilleri ve ortaya konan insan hakları ihlalleri noktasında bilgilendirmek istiyor. Doğu Türkistanlı kamp mağdurları Anadolu seferi için yeniden yola koyuldu. Toplama kampı mağdurları platformu Sivas'ta Doğu Türkistan'daki soykırımı anlatan broşürler dağıttı. Kazakistan'ın Almaty şehrinde polis ve icra memurları silahlı saldırıya uğradı. Çıkan çatışmada ikisi polis 5 kişi hayatını kaybetti. Almaty'da bir kişi mahkeme kararı gereği tahliye işlemi yapmak üzere gelen polis ve icra memurlarına ateş açtı.